Arkadaşlar selamlar herkese. Son zamanlarda kendi tarzımızı keşfedelim tarzında konsepte çok fazla yoğunlaştık. Piyade mi, okçu mu, süvari mi videosunu çektikten sonra ise sen okçusun neden guanyu kasıyorsun gibi bir soru geldi. Bunların hepsini şimdi bir başlıkta inceleyeceğiz. Çok uzatmadan bunu düzelteyim. Bir önceki videoda süvariler için birazcık daha pay to win yakıştırmasını yapmıştık ama bu çok doğru bir sözcük olmadı. Süvari komutanlarını kasmak tabii ki zor çünkü çok fazla taliplisi var ve oyunda çok fazla süvari oynayan oyuncu var. Ama tabii ki bu onları tam bir pay to win yapmaz. Free to play oynayıp da süvari oynayan oyuncular da muhakkak ki var. Süvari komutanları birazcık daha zor kasılıyor. Bu tam olarak bir pay to win anlamına geldiği söylenemez. Süvari deyince de aklımıza hareket hızı geliyor ve hareket hızı için illaki full süvarilerden oluşan 5 kıta çıkartmanıza gerek yok. Zaten 5 birim sahaya çıkmanız demek onun hastane masraflarını karşılamakta da çok zorlanacağınız anlamına gelecektir. İyileştirme yaparken zorlanacağınız anlamına gelecektir. Guanyu İskender gibi bir piyade birimi ve Edward Elsit gibi bir okçu birimiyle yine hareket hızı bol olan 2 farklı birim daha hazırlayabilirsiniz. Ve 5 kıta yine hareket hızı bonuslu biriminizi sahaya sürebilirsiniz bu şekilde. Hareket hızının mantığı ise sizden daha güçsüz olan oyuncuları yakalayıp ortadan direkt kaldırmak. Ve bunu şöyle nitelendirmiştik. Late game'e doğru oyundan yani etkisini yitiriyor demiştik. Efektifliğini kaybediyor demiştik. Ama bu late game'de tamamıyla oyundan düştüğü anlamına gelmiyor süvarilerin. Çünkü late game'de de şöyle oluyor. Diyelim ki herkes sizinle aynı güçte. Canı azalan birimler oluyor. Özellikle Attila'nın özelliğine bakarsanız savaştan çıktıktan hemen sonra yani diyelim ki bir birimi kovalıyorsunuz ve onunla aranızdaki bağlantı koptu. Tekrardan hızlanıyor ve o birimi tekrar yakalayabiliyorsunuz. Hareket hızı birimlerindeki mantık biraz da bu şekilde. Canı az olan, barbar kesen veyahut da sizden güçsüz olan oyuncuları ortadan hızlıca kaldırmak. Oraya hızlıca hücum edip onları bertaraf etmek, ortadan kaldırmak anlamına geliyor hareket hızı birimi. Oyunun başına çok çok güçlüyken late game'de oyundan düşmesinin yani efektifliğini kaybetmesinin tek sebebi oyuncuların hemen hemen hepsi sizle aynı güce ulaşmış oluyor. Yoksa hala daha canı az olan birimler olacaktır. Hala daha barbar kesen oyuncular etrafta kol geziyor olacaktır. Süvarilerin bir diğer kötü yanı da şunu söyleyeyim. Cephe savaşçısı yani hareket hızı birimleri tam cephe savaşı görevi görmezler. Cephe savaşı nedir? KVK'da çok görürsünüz. Bir duvar gibi artık bir arada durur oyuncular. Bu kadar bir arada durunca o cephenin arkasına geçmeniz süvarilerle birazcık zor olacaktır. Krallık haritasında veyahut da farm keserken birazcık daha efektif oluyor hareket hızı birimleri. Omuz omuza cephe savaşlarında birazcık daha etkisini yitirmeye başlıyor. Çünkü canı az olan birimi yakalamaya çalıştığınızda yan tarafında çok fazla canı yüksek olan birimler oluyor. Onlar da size dalmaya başlıyor. Kovalamanız birazcık daha zorlanmaya başlıyor. Late game'e doğru yine efektifliğini yitirmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Ama krallığınızda yine illaki savaşlar olacaktır. Vali etkinlikleri olacaktır. Veyahut da KVK tamamıyla cephe savaşlarından meydana geliyor olmayacak. Siz yeri gelecek geçitin arkasındayken dışarı çıkacaksınız. 5 kıta hareket hızı birimlerinizle farm yapanları keseceksiniz. Size ordular çıkartanlar olacak. Yani süvariler hareket hızı birimleri leş kasma noktasında en fazla iş yapan birimlerden bir tanesi. Hareket hızı bol olduğundan kaynaklı. Rahat rahat haritayı dolaşabiliyorsunuz bu birimlerle. Ve oyun gitgide kendini güncelledikçe yeni yeni komutanlar çıkartmaya başlıyor. Yakında yeni medeniyetler de gelecektir artık. Ve bu yeni medeniyetler ve yeni komutanlarla beraber artık yeni tarzlar bizi bekliyor gibi duruyor. Yavaştan bir piyadeye geçelim. Piyade derken de aklımıza aslında bir önceki videoda konuştuklarımıza benzer şeyler. Tank ve destek geliyor. İlla 5 kıta piyade birimi çıkmanıza gerek yok bunun içinde. Bir Selahattin Takeda da gayet yeteri kadar tank bir ikilidir. Ve zaten sadece piyade komutanlarıyla kullanılmıyor 5 kıta olaraktan. Nasıl kullanıyor? Mesela Jandar gayet desteğimsi bir komutandır ve bir piyade komutanının arkasından saklanarak sahaya çıkartılır. Barça debuff komutanıdır. Rakibe debuff verir. Genellikle okçuların işine yarasa da Barça yine piyade oyuncuları da çıkartabilir bir tankın arkasına. Gayet saklanılabilecek bir komutan. İskender Barça ikilisi gayet güzel giden bir ikili mesela. Aynı şekilde Theodora çıktı. Mulan geldi Çin serverına. Yine piyadelerle uyumlu bir komutan. Bir nevi destek ve tank deyince aklımıza piyadeler geliyor. Aynı şekilde 5 kıta tank birimi çıkartacaksınız ve sahaya adeta yıkılmaz bir 5 kıta biriminiz olacak. Hem etraftaki takım arkadaşlarınızı burada bufflamış olacaksınız. Siz ön tarafta tanklarken onlar arkadan iş yapmaya çalışacaklar. Tankın mantığı da birazcık daha
bu. Tabii ki tanklar çok fazla leş kasamıyor ve çok fazla ağır yaralı almıyorlar ve çok fazla hastane masrafları da bundan kaynaklı olmuyor. Ama bu tabii ki yine 5 kıta illaki piyade oynamanızı gerektirmiyor. Farklı farklı birimlerle sahaya çıkabiliyorsunuz. Yeni çıkan Artemisia'da savunma yetenek ağacına sahip bir tank komutanı. Tank komutanı, okçu tank komutanı, hasar vuran değişik bir komutan mesela. Artemisia'yı bile kullanabilirsiniz piyade kompozisyonunda. Çok farklı seçenekler önümüzde. Onun dışında benim tarzıma gelelim. Benim tarzım okçu medeniyeti oynuyor olsam da ve okçu olsam da tam olaraktan bir okçuyum denemez. Beceri hasarı vuran birimler üzerine komutanlar ayarlıyorum ben. Guan Yu bunlardan bir tanesi ve alan olmasına, alan etkili yetenekleri olmasına da dikkat ediyorum. Guan Yu bunlardan bir tanesi. İskender yine ikinci becerisinden dolayı beceri hasarı vuruyor ve ustalık becerisi alan etkili bir özelliği var. Edward'ın maalesef alan etkili bir özelliği yok ya da Tomris'in, ama Tomris de rakibi debufflıyor, öyle düşünebiliriz. Ama okçu olduğu için tabii ki çıkartıyorum. Ve Nuke komutanı yine aynı şekilde. YSG alan etkili özelliği var. Fatih Sultan'ın, Mehmet'in alan etkili özelliği var. Ve burada aslında şuna da değinebiliriz. Hani alan etkili özellikli bir Nuker bir medeniyet oynamak var. Bir de sadece tek hedefe vurabilen Cengiz Han, Chao Chao gibi. Yine aynı şekilde Frederick gibi, mesela ben Fatih Sultan Mehmet Kasım alan hasarı var. Frederick tek hedefe inanılmaz hasar vurabiliyor. Buradaki mantık da şu: bir tane hedefi yakalıyorsunuz ve onu anında paramparça edip ortadan yok ediyorsunuz. Bu tank birimi bile olsa fark etmiyor. Tank birimini bile bir anda paramparça edip ortadan kaldırabiliyorsunuz. Yani bir tank birimini bir konseptle, nuke hasar üzerine bir konsepti karşı karşıya getirdiğinizde şöyle oluyor. Tankın birimi direkt ortadan kalkıyorken nuker birim ortadan kalkmamış oluyor. Temizleyememiş oluyor henüz tank onu. Ve yavaş yavaş genellikle nuke demiş kazanmaya başlıyor. Kanyona bakmayın. Kanyonda odak olay olmadığı için tabii ki piyadeler çok daha fazla iş yapabiliyor. Meydanda işler birazcık daha farklı yürüyor. Zaten aynı şekilde dediğimiz gibi tank birimi, destek birimi birazcık daha etrafındaki takım arkadaşlarını bufflamak üzerine kurulmuş bir düzen. Ve aynı zamanda Konstantin'i, mesela bir oyuncu Konstantin kastı etrafını buffluyorken, zaten benim takım arkadaşımın birisinde de Konstantin olabiliyor. İlla ki meydanda 5'e 5 savaşlar dönmüyor. Ben takım arkadaşlarımın bana verdiği bufflardan ben çok güzel yararlanıyorum. Yeni çıkan William mesela yine Nuker bir komutan ve etrafına buff veren bir komutan. Bu bakımdan benim konseptimle uyumlu, hem alan hasarı var hem desteğimsi bir tarzı var. Ben genellikle bu tarzdaki komutanları seviyorum ama süvari birimi çıkmayı çok fazla sevmiyorum. Çünkü okçumu bufflarken piyademe hiç dokunmuyorum. Süvariyi de debufflayan tema tercih ediyorum. Bu yüzden bir süvari kıta çıkmak istemiyorum ama bakalım yeni çıkan komutanlarla beraber ne tarzda ilerleyeceğiz, bunu da göreceğiz. Daha bir sürü yeni komutan da çıkacaktır. Onun dışında Attila Takeda ile birazcık yeni tarzlar da ortaya çıkmaya başladı. Nasıl tarz ki, bunun üzerine yeni komutanlar da gelecektir zaten. Ve bunun üzerine yeni medeniyetler de gelecektir. Normal hasar üzerine bir tarz ortaya çıkıyor gibi. Attila Takeda'nın normal hasarı çok fazla yüksek. Karşı saldırı hasarından tutun. Richard Martel'de bunu çok fazla görüyorduk aslında. Normal hasar bonusu, karşı saldırı hasarı bonusu gibi. Ve şu anda da normal hasarı bufflayan bir medeniyetle ilerleyen zamanlarda gelebilir ve yeni çıkan piyade komutanlarında veyahut okçu komutanlarında da normal hasar bonuslarını görebiliriz ve bu noktada yeni bir tarzda oluşmuş olabilir ve bunları da görmemiz de gerekiyor. Oyunda çünkü çok fazla tarz yok. Oyuncuların çok fazla yönelebileceği bir tarz yok. 5 kıta okçu fanteziden oluşuyor birazcık. 5 kıta piyade veyahut 5 kıta süvari de birazcık daha fanteziye dayanıyor olsa da yapanlar tabii ki var. Ama onun dışında tamamıyla tank mesela, tank konsepti çok güzel oturmuş durumda. Çok güzel 5 kıta tankı çıkartabiliyorsunuz. Piyade komutanları bu konuda eksiksiz zaten. Selahattin Takeda'sı ve Artemisia'sı ile beraber de alternatif seçenekleri de var aynı şekilde. Bunun üzerine normal hasar konseptinde birazcık eksiklikler var gibi. Beceri hasar konsepti de tam oturmuş durumda. Çok fazla beceri hasarı vuran komutanlar var aynı şekilde. Ama hareket hızı konseptinde yine oyuncular ne kadar tatmin olur ondan tam olarak emin değilim. Çünkü Attila Takeda tam bir beceri hasarı vuran bir komutan olmadığı için rakibini yavaş ortadan kaldırıyor. Ve hareket hızıyla da aslında birazcık uyumsuzluk gösteriyor bu noktadan. Çünkü hareket hızının anlamı da hızlıca oraya odaklanıp oradaki rakibi paramparça etmektir. Birazcık burada kafalar yanabiliyor. Kendi konseptinizi kendiniz bulmanız gerekiyor. Yani
O süvariler gerçekten çok güzel. Oynaması da çok eğlenceli. Her zaman siz canı az olan rakipler bulacaksınızdır da. Ama hareket hızı konseptinin şöyle kötü yanları oluyor. Aynı şekilde beceri hasar konseptinin de bu noktada birazcık sıkıntıları var. Ondan kaynaklı son zamanlarda zaten oyuncular hep piyadeye yönelmiş durumda. Oyunda çok fazla kasmalar ve kopmalar meydana gelince siz komutanınızı ya da biriminize saldır dediğinizde gidiyor. Siz kopuyorsunuz, nereye gittiği belli değil. Hani bir açıyorsunuz oyunu tekrardan, birim ağlayarak geri dönüyor. Bunlar oyunda tarzınızı oturtturmanızı da zorlaştırabiliyor zaten. Ve süvarilerin de en büyük şikayet ettiği şeylerden bir tanesi son zamanlarda bu. Okçuların da bu tabii ki. YSG meydana bir saldığınızda bir bakıyorsunuz ağlayarak geri dönebiliyor. Donmalar, kasmalar oyunu çok çok zorlaştırabiliyor. Piyadelerin kötü yanı her zaman söylemiştik. Tabii ki Guayum ve İskender'in hareket hızı güzel de olsa hareket hızları yavaş, pıtı 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 hareket eden birimler oluyor genellikle. Ve aynı şekilde hasar da çıkartmıyorlar. Kasma bile olsa adam size odaklandığında çok fazla ağır yaralı almamış oluyorsunuz. Zaten odaklanmasını istiyorsunuz oyuncuların size leş kasabilmek adına. Birazcık piyadeler, tanklar leş kasmakta zorluk çekiyorlar. Bundan kaynaklı da birazcık hasar vuran birimleri tercih etmeye başlıyorlar zamanla. YSG bunlardan bir tanesi oluyor ama tank kasıyorsun, tank komutanları kasıyorsun. Peşine YSG gibi hasar vuran bir birim kasıyorsun. Tank mı olmak istiyorsun, hasar vurmak mı istiyorsun? Bu ne Paris, ne bu ne Lada turşusu oluyor. Bu noktada piyade oyuncular da aslında tank kastıklarından tank kasarken bir süre sonrasında sıkılabiliyorlar. Ama tabii ki piyadeyi tank konseptini çok fazla seven oyuncular da oluyor. Çünkü hastaneleri dolmuyor ve sürekli savaştılar. Sürekli savaştılar. Hastaneleri dolmuyor, sürekli savaşıyorlar. Çok fazla farm yapamayan, çok fazla vakti olmayan, farm hesapları olmayan oyuncular da piyade medeniyetini bundan kaynaklı çok seviyor. Ama online süreleri yüksek olan oyuncular bir süre sonrasında piyade birimlerinden, tank birimlerinden sıkılabiliyorlar. Yavaştan burada videoyu bitirelim. Mutlaka yorumlarda bulunun. Sizin yorumlarınız benim videolarımı şekillendiriyor. Ona göre videolara yön veriyorum. Ve lütfen videoyu beğenmeyi, zil butonunu açmayı unutmayın. Beğeniler bu aralar bayağı bir azaldı. Beğenilere yüklenirsek sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.